bugün. Çok şık olmuşsun. En sonunda damatlar kapıda bekliyor. Vay vay. İkinize bir nikahe yetişmemiz lazım. Evleniyoruz kardeşim. Şahitler. Ne yapıyorsun be? Herkese merhaba, ben Tosif. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün kapak fotoğrafından da başlıktan da gördüğünüz üzere eşim Selma ile en sonunda evleniyoruz kardeşim. Enes ne diyorsun kardeşim? Çok ilginç değil mi? Evleniyoruz yani artık bunca yıl. Çocuğumuz çocuğumuz var ama tekrar evleniyoruz arkadaşlar. Bir önceki videoda Rex'i düğün arabası yapmıştım. Gelin arabası yapmıştım arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz. Ve orada Serkan'la Ceren isimli iki arkadaşımızın demiştim size. Ufak bir fake atmıştım. Aslında hareketlerimden de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Hatta o videoya gelecek olan yorumları da çok merak ediyorum şu anda. Bilmiyorum şu an. Dün çektik çünkü onu. Acaba fark ettiniz mi fark etmediniz mi bilmiyorum. Neyse artık onu ilerleyen süreçlerde göreceğiz arkadaşlar. Bugün tabii saat çok erken. Yeni uyandım arkadaşlar. Sabahın köründe damat ne yapar arkadaşlar? Kuaföre gider. Kuaföre gideceğiz. Kuaförde güzel bir damat tıraşı olacağız. Güzel bir damat takımımızı giyeceğiz ve ardından gelip gelini evinden alacağız arkadaşlar. Ondan sonra gelini kuaföre götüreceğiz ve ondan sonra bildiğin işimiz var arkadaşlar bugün. Öyle yani bildiğin evleneceğiz bugün. Öyle arkadaşlar, videoya başlamadan önce like tuşuna basıp aşağıda kanalıma abone olmayı ve video boyunca da yorum bırakmayı unutmayın. Hadi bakalım düğünümüze hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada Cicio'yla gidiyoruz. Sanmayın ki gelin arabamız Cicio. Tabii ki de değil. Hepinizin bildiği üzere Rex'i gelin arabası yaptık. Üzerinde çiçekler olduğu için zarar görsün istemiyorum bu koşturmacada. O yüzden şimdi bizim kuaför işlerimizi halledene kadar Cicio'yla olacağız. Sonra Cicio'yu bırakacağız. Rex'i alacağız ve Selma'yı yani gelin hanımı evinden almaya gideceğiz. Öyle yani. Selamun aleyküm. Selam. Kardeş ne haber? İyi kardeş, sen ne yapıyorsun? İyidir. Tıraş olmaya geldim. Damat tıraşı. Damat tıraşı? Evet. Oğlum sen evli değil misin? Evliyim de damat tıraşı olacağız işte. Evleniyoruz biz. Tekrardan evleniyoruz. Yine mi? Evet. Aynı kişiyle değil herhalde. Farklı yani. Valla. Yurt dışına kaçıyorsun. Yok be kanka, evleneceğiz. Damat Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Niye ellerini böyle öpüyorsun kanka? Kanka damatları çok seviyorum ben, biliyor musun? Okey. Ah, elim acıdı. Niye? Kaslısın ya kanka. Yok be, ne kası? Var var bayağı, maşallah var. Şuraya baksana. Oğlum çay kahve yapsanıza Cihan abinizle, ilgilenin Cihan abinizle. Beyler, boş zarfları da hazırlayın ha. Teşekkürler. Zarflar boş mu? Arkadaşlar işte size görüyorsunuz. Evlenirken nelere dikkat edeceksiniz, nereler tehlikeli, nerelere hazırlıklı geleceksiniz. Onu da size gösteriyor olacak. Mümkünse böyle düğün müğün böyle şeylerden kaçın. Nikah basın abi. Vallahi bir kot. Ya tabii şort tişört gideceksin nikah memurunun yanına. Vallahi bak. Basacaksın imzayı çıkacaksın abi. Ya öteki türlü milleti mutlu etmek için düğün yapıyorsun. Zaten ne yaparsan yap hep düğünün kötüdür. Anladın mı? Hep bir şey gibi şeyler. Hep millet çünkü şeye odaklanır. O olmamış. Gelinin saçı olmamış. Aynen. Damat fakir. Damatın yok işte şusu yok. Busu yok. Hep bu olayı. Bırak abi, ne konuşturuyorsun millete? Aynen. Vallahi gençler bak. İleride evlenecekler olabilir. Yakın zaman bırak abi düğünü. Bas nikah geç. Şortla git abi tişört. Bas nikah. Nikah memuruna ver parayı geç. Boş ver. Balayında ye. Kendinize yiyin. En güzel. Buyurun Cihan. Ağzınızı yandırsın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yalnız hiç makyaj yapmadım ben hayatımda. Bu sert. Saç bozulma ihtimali yok bu spreyle. Giyinmeye hazır mısın? Tabii ki de. Saçlarını normalde daha havalı yapıyorum senin ama bugün damat olduğun için biraz daha basit bir saç yap. Evet, olması gerektiği gibi. Olması gereken bu çünkü. Tamam arkadaşlar, şimdi ben arka odaya geçiyorum. Damatlığımı giyiyorum kardeşim.
jilet gibi geliyorum. Hadi bakalım. Kanka o zaman ben hemen giyineyim. Nasıl kanka? Düğüne hazırız ha? Arkadaşlar nasıl olmuş? Umarım iyi olmuşuzdur. Gelini evinden almaya gideceğiz tabii. Damat olmamız gerekiyordu. Güzel bir damat olduk bence. Şöyle. Bak böyle daha iyi ya. Çok stresli iş ya. Vallahi evlenilmez. Bir daha evlenilmez abi. Ama benim stresim bitti. Benlik bir şey yok artık. Bundan sonrası Selma'da. Alacağız evden oraya gidip. Şoförlük yapacağım. Bundan sonra şoförlük yapıyorum. Fotoğraf çekeceğim. O zaman biz kaçıyoruz kankim. Ellerine sağlık. Beyler zarflar neredeydi bizim? Zarfları alalım. Çocuklara zarf dağıtalım. Hareketler, roller. Ne? Bir şeyler kuruluyor. Önü çıkabilirsiniz Cihan Bey. Çıkayım mı gerçekten? Tabii. Önümü kapatıp mı çıkayım, şöyle mi çıkayım kanka? İstediğiniz gibi çıkabilirsiniz. Nasıl durmam gerektiğini bilemiyorum. Buyurun zarflarınız. Heh, zarflarım evet. Geldi mi? Evet. Buyurun siz çıkın. Dışarı çıkabilirsiniz. Bizim zarfa ihtiyacımız yok Cihan Bey. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Gençler, al kardeşim benim, ellerine sağlık. Yok, hiç gerek yok. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Gel. Gel sana da zarf önemli. Zarf olmazsa. Evet. İçine bakıyor ya, gördün mü? Bakmayın oğlum, içine bakmanıza gerek yok. Buyurun. Kankam bunlara senin olsun. Bunların hepsi benim olsun. Buyur kardeşim. Aa, kapı kilitli. He? Kilitlenmiş kapı. Kapı kilitli. Beyler anahtar yok mu? O kadar zarf verdik. Ver kanka sen. Sağ ol. Gençler şöyle vereyim. Sen de şunu al kanka. Ben hazırlıksız geldim, kusura bakmayın. Damadım bir de ben. Açılır. Yani sadıçım da yok ki. Kanka sadıç da. Ben? Zamanında sadıçı da verdik. Ne oldu? Yok. Gitti. Gitti. Nerede sadıç? Yok sadıç. Neyse ben vardım kanka. Açıldı kapı. Allah razı olsun kardeşim. Çok sağ ol. Arkadaşlar görüyorsunuz, evlenmeyin. Kardeşim ne gereği var? Ne gereği var? Ya da benim gibi yapacaksın abi. Bak 5 kuruş parasız gir, bir şekilde çıkartacaklar seni oradan. Mecburlar. Düğün kaçıyor. Kankam görüşürüz. Kankam görüşürüz. Öpüyorum seni. Düğün kendin olmadığı için davet edemiyorum. Yani olsaydı. Nikahımız var sadece. Evet arkadaşlar artık gidelim. Geç kaldık. Selma Hanımlar bizleri bekler. Evet arkadaşlar, otoparkımıza geldik. Şimdi Rex bu arada nasıl? Çekler gibi değil mi? Yani bir önceki videoyu izlediniz ya, dün yaptırmıştık arkadaşlar. O şekilde bıraktım. Hiç dedim tozlanmasın, dışarıda hiç risk almayalım. O haliyle şu anda duruyor. Rex, ne haber koçum? İyi Kosef, senden ne haber? Çok şık olmuşsun. Ya, teşekkür ederim be kardeşim. Sağ ol, çok sağ ol. Jilet gibi olduk, düğünümüz var, damat olduk. Biliyorsun sen de. Şimdi Selma yengeni almaya gidiyoruz. Hazır mısın sen de? Daima hazır. Eyvallah. Arkadaşlar hadi bakalım Rex'i atlıyoruz şimdi. Doğru Selma'nın yanına. Evet arkadaşlar. Selma'yı aradım. Yani Selma muhtemelen geliyor. Selma'nın çekmiyor telefonu. Derken geldiler. Efendim sizi bekliyoruz, buyurun. Ya Yankı şu an garipsedi tabii. Yankı hemen... Küçük damat mı oldun sen? Şimdi çıkart bir ya, hava sıcak zaten. Gel bir görelim, bir göster bakayım. Ne giydin sen böyle ya? Allah Allah. Ya bir damadı ezdi geçti ya. Allah Allah. Çok fiyakalanmış değil mi? Evet. Babacığım, papyon mu taktın sen de? Konuşsana. Ben nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Nasıl? Ben çok beğendim. Sarı çiçekler. Hadi. 10 numara. O zaman hemen binelim arkadaşlar. Doğru gidelim. Hadi Yank gel. Evleniyoruz, mutluyuz. Görüşürüz, kolay gelsin. Okey arkadaşlar, geldik. Başlamadı abi, damatlık başlamadı. Daha aynen. O zaman gel gelinini alalım mı içeri? Onu alalım. Cüce sen hemen... Moda girdin ya. Kardeşim biz her zaman moddayız. Biz evliliğimizi her zaman taze tuttuk. 10 yıl geçse de taze tuttuk. Haydi bakalım. Girelim bakalım. Erkeklerin girmesi
maalesef. Ha öyle mi? Pardon. Damatlar da mı giremiyor? Damatlar çıkar, gelin işi bitince ancak müsaade edin. Öyle mi? O zaman biz, bir dakika, bir evet. Tamam söyle, sen bir o zaman konuş, organize et, buradayız biz. Sonra şey yaparız. Arkadaşlar, kuaför şu an müsait değilmiş. Almadılar damat ama kapıda bekliyor damat. İlginç oldu. Damatlar kapıda bekliyor. Peki arkadaşlar o arada ben size hemen biz bu işi niye yapıyoruz, neden yapıyoruz ondan bahsedeyim. Biraz böyle geliniz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 10 yıl oldu biz evleneli. Bu 10 yılda tabii 7 yaşında bir tane de böyle bir dünyalar tatlısı bir yankı toşumuz oldu. 7 yaşına geldi hatta. Ama bizim düğünümüz zamanında biz YouTube yapmıyorduk. Dolayısıyla ona ilişkin bir videomuz falan yok. Dolayısıyla biz de Selma ile dedik ki yani bir videomuzu da bu yani bir düğünümüz de olsun. Hem de yankı toş da var. Yankı toş da o zamanlarımızı bilmiyor. Yani benim damatlı halimi, Selma'nın gelinlikli halini bilmiyor. Hem onları yankı taşımız da görsün dedik. Hep birlikte de böyle bir anımız olsun. Sizlerle de paylaşalım size. Çünkü sizler de yoktunuz o zamanlar. Umarım beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Selma'nın bakalım gelinlikli halini nasıl bulacaksınız. O da çıksın. Güzel olacak. Bekleyelim biraz. Arkadaşlar Selma'nın takma kirpik takıyor. Bakayım bir aç bakayım. Vay vay vay. Selma'nın. Evet. Gayet iyi. Şu arkadaşlar kafadaki de olacak mı? Onsuz olmayacak evet. İşte birazdan gelinliğimi giyeceğim. Tamam. Gelinlikli görmeyeceğiz. Saçlarım falan gelinlikli açılacak. Detayı görmeyeceğiz. Artık gelinlik bittiğinde kapıdan alacağız direkt. Aa, tabii tamam. Gelini ben de çok ilk defa görmek istiyorum çünkü ben de bakmayacağım. Sen içeri alacaksın. Sen bittiğini diyeceksin. Bitti. Kapıdan çıkıyorum diyeceksin. Biz de seni kapıda karşılayacağız. Ama şey, önce gelinliğimi giyip sonra saçlarım açılacak ya da. Tamam canım, oraları görmeyelim biz. Ha, ya da tamam. Şey çeksin istersen. Evet çeksin. Ben görmeyeyim. Sen ben görmesin. Orada görmek sana istiyorum. Şu ben sürpriz. Tamam. Hiçbir sürpriz de ben yaşayayım be kardeşim. Arkadaşlar, daha saçım yapılmadı. Tam değilim ama gene de bakın şöyle. Prenses gibi, prenses modeli. Bir gelinliğim zaten. 10 yıl sonra buluştuk böyle. Nefes alamıyorum ya. Çok sıktık, çok. Çok sıktık, aşırı sıktık. Gayet iyi hissediyorum ama. İçinde gayet de özlemişim. 10 yıldır giymedim. Hiç giymedim. Ya açıp bakmadım bile ne halde diye. Böyle gayet de olduğu gibi de duruyormuş. Arkadaşlar işte son halim. Yani o yıllar önce, o 10 yıl önceki işte saç şekli falan. İlla muhtemelen değişiklikler illa vardır ama yine de gelinliğim bile olmuş olmasına ayrıca bir sevindim. Ve bu arada saçımla ilgilenen ve makyajımı süper yapan, saçımı süper yapan, tam istediğim şekilde yapan Nazar Kuaför, Dilek ablacığım, Seval ablacığım ve Esra'cığıma çok çok teşekkür ediyorum. Adeta kendimizi evimizde gibi hissettirdiler bize. Gerçekten çok memnun kaldım. Sizler de beğenmişsinizdir zaten arkadaşlar. Çok güzel olmadı mı? Arkadaşlar artık gidebiliriz. Cihan dışarıda sabırsızlıkla bekliyor. Saatler oldu. Evet arkadaşlar artık gelinimiz hazırmış. Ben hiç görmedim. Sizi temin ederim görmedim. Sen gördün değil mi? Nasıl güzel olmuş mu? Gerçekten mi? Bakalım arkadaşlar. O zaman ben davet ediyorum Selma Hanım'ı. Selma Hanım gelebilirsiniz. Dur. Sen mi açacaksın kapıyı? Hadi sen aç. Vay 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 vay. Selma yani sağ olun teşekkür ederiz. Herkesle evleniyoruz sanıyor tabii. Seloş. Vay vay kardeşim benim, fişek gibi olmuşsun. Tekrardan bak 10 yıl üzerine aynı gelini tekrardan giydin. Yani ne kadar şey bir kocam var değil mi? Yani sana güzel bakmış, iyi bakmış. E sen de giydin demek ki. Tabii benden de iyi bakmışsın işte. Karşılıklı iyi bakmışız. Karşılıklı. Bir gir bakayım kolum, şöyle bir yürüyüş yapalım ya. Yankı gel sen de şöyle, Yankı gel sen de şöyle bak. 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 Bak.
arada Nazar Güzellik Merkezi'ne de çok teşekkür ederiz. Selma Hanım'ı böyle tekrardan baştan eskisi yarattılar. Gibi baştan yarattıkları için. Seloş, o zaman seni gel götüreyim tamam. Kardeşim. Gel. Gel. Gel bakalım gel. Vay be. Yankı sen yolda yola çıkma. Bekle babam. Bekle. Seloş gel yola bakalım şöyle. Yankı sakın. Gel bakalım dur. Şuraları bir düzenleyeyim ya. Oğlum dikkat, arabalar esecek. Oğlum ne zor işlermiş bunlar ya. Bakar mısın şuraya? Çıkabilecek misin? Oğlum nasıl bineceğim bu arabaya? Hayır o buralar yüzünden gelin arabası olur mu? Olmaz mı? Onu da destekleyip oluyoruz. Evet, kenarı. Tamam, tamam. Hadi. Tamam, düşme, düşme. Nasıl ama yapacağım bunu? Böyle yapacağım. Bilmiyorum ki minik. Yani artık sıkıştıracağız. Böyle dur, böyle dur kardeşim. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam. Okey. Oh, gelini koyduk arabaya. Hadi bakalım artık arabaya geçebiliriz. Yankıcığım gel. Eyvallah. Çok sağ olun. Teşekkür. Durumlar karıştı. Ortalık yer yer düğün. Ya abi sen biliyorsun. Bak evleniyorum bu yaştan sonra. Arkadaşlar başka düğün konvoylarına da denk geliyoruz. Güzel oluyor böyle. Eğlenceli geçiyor. Sakin geçecek. Aynen. İyi oldu. Aynen bak. İyi oldu ha. Biz de basalım sanki arkada konvoyumuz varmış gibi. Aynen. Gel la buraya. Abi bana da davet ye. İkinize. Abi. Biri senin. Abi. Al sana da veriyorum. Son bu. Çocuklar nasıl sevindi ya? İyi oldu. Ayırmıştım öyle ya. İlginç bir gelin arabası oldu ya. Harbiden dikkat de çekiyor bir anda. Zaten normalde dikkat çekiyordu. Bir de gelin arabası olunca daha da dikkat çekti. Hadi bakalım geldik. Anadolu Hisarı'ndayız. Yankıcığım oradan biniyorsun. Orada iniyor. Gelin hemen damadı alalım diyorum ya. Hanımefendi buyurun lütfen. Tamam, İnebilecek tamam, misiniz tamam. Bilmiyorum ama. Bir dakika. Tutunarak in. Bana da tutunabilirsin istersen. Ha. Ay ne kadar da nazlı bir gelin oldu. Ben anlamadım bunu ya. Allah'ım ya. Aa tutunarak. Gel. Ökesin. Yankıcığım gel. Yankı. Şöyle sağımı alayım seni. İyi ki 10 yıl önce evlenmişiz. Aynen. Bir daha evlenmeye gerek yok kral. Bir daha evlenmeye gerek yok. Şimdi köprünün orada bir fotoğraf çekilelim diyorum. Aynı eskisindeki gibi. Şimdi millet şey sanıyor değil mi? Yankı benim oğlum. Ha ben de. Sen de ikinci karım. Evet bir dakika şimdi burada bir izin isteyeceğiz kardeşlerden. Şöyle bir geçeriz bence. Gel hemen. Şöyle geçelim. Evet bravo Seloş. Şuraya gidelim abi. Yani düğün zamanı çok stresliydi buralar. Bu dakikalar. Ama şu an o kadar rahatım ve o kadar mutluyum ki. Rahat yani bayağı rahat. Bak tam burada yapmıştık Seloş. Bir tane fotoğraf. Evet burada bir fotoğrafımız vardı. Şöyle biraz fotoğraf çekilelim. Burada zaten benzer fotoğraflar çekilmiştik. Ama yankı da olacak tabii yankıcığım. Perfect. Evet. Burada fotoğraflarımızı çektik. Şimdi şu demirde bir fotoğrafımız vardı. Onu bir çekelim. Yankı sen de annenin önüne geç. Yankıyı da yerleştir. Heh oraya çık. Aynen. Hadi bak kameraya bak. Gözlüklerini taktı. Gözlükleriyle çekecekmiş arkadaşlar. Çek evet, bakalım. Çok güneş var o yüzden ya. Başka My name is Bond. James Bond. My name is Bond. Evet arkadaşlar bir sürü fotoğraf çekildik. Seloş'um gel. Gel canım gel. Artık annemlere gidebiliriz çünkü nikaha yetişmemiz lazım. Nikahımız var Seloş'um. Nikah memurumuz bekliyor. Nikah memuru bu arada sürpriz bir isim. Hatta şahitlerimiz bile sürpriz bir isim olacak. Arabamıza hemen dönelim. Güzel fotoğraflar oldu be. Ha? Çok hoştu, çok tatlı fotoğraflar olmuş. Çok içimde olan bir videoydu ya. Yapmasam olmaz ama nikah tazelemezsek olmaz. Seloş onsuz olmaz yani onu söyleyeyim bir kere. Yalnız var ya içeride o altındaki kalıp şekil değiştirmiş. Belli buradan böyle geliyor. Nasıl kardeşim? İyi miyiz hala? Fişek eyvallah. Buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun efendim. Buyurun. Hop. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi anneme gidiyoruz. Orada nikah kılacak. Nikah yetişmemiz lazım. Nikah memuru beklemez. Dertleri de içeyim. Selma Hanım buyurun lütfen. Bir dakika. Kendin mi ineceksin? Yere bastığımdan emin olmam lazım. Ne haber oğlum? İyi annem. Ya insan bir hayırlı olsun der ya. Hayırlı uğurlu olsun. Allah Allah. Sağ ol yenge, sağ ol, teşekkür ederim. Allah. Bir yastıkla kocasın inşallah. Dayı bir nikah memurumuz olursun bizim. Küçük dayım yapacaktım ama o yok. O
gitmiş, satmış. Bu sesler böyle önce oluyordu. Gelin geldi. Dayı evlendik yani, evleniyoruz. Kusura bakma, düğüne çağıramadık. Düğün yapmadık çünkü çok masraf. Gelin ve damadı nikah masasına davet ediyorum. Böyle Selma. Şak. Yok mu şak şak ya? Gel Selim. Hangisine oturmak ister? Oraya mı? Tamam. Geç. Yer açayım size. Geç. Otur gitsin. Hah, tamam. Ben de şöyle oturayım. Nikah memuru yok mu ya? Şahitler falan nerede? Yok mu kimse? Şahitler, Yankı Kosif ve Rüya Şahin'i masaya davet ediyorum. Vay düştük. Sandalyeyi çek. Çek bana ya sandalyeyi. Nikah memuru nerede? Görmedin mi yolda? Ben görmedim kimseyi. Nerede nikah memuru? Nikah memuru Sedat Baher'i masaya davet ediyorum. Nerede? Ay, teşekkür ederim. Bak benim, çok iyi. Buyurun efendim. Sevgili konuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Cihan Kosip. Evet. Selma Hanım'ı eşoroktan kabul ediyor musunuz? Ayağına basın tabii. Ya gelin basacak ayağına. Gelin basacak. Kendi düğünümde ne demiştim ben? Bundan 10 yıl önce. İlk düğünümde. Dünyada ve ahirette. Evet. Siz Selma Hanım, Cihan Kosif'i eş olarak tam kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Özlem Şahin. Hocam galiba ufak bir rüya olacak resmi. Evet. Siz Rüya Şahin, Cihan Kosif ile Selma Hanım'ın evliliğine şahitlik ediyor musunuz? Evet. Siz Yankı Kosif, Cihan Kosif ile Selma Kosif evliliğine şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ben de aile büyüklerimizin bana vermiş olduğu yetkiye dayanaraktan siz Kosif ailesine mutluluklar diliyorum. Karı koca ilan ediyorsunuz. Eyvallah. Buyurun, önce siz imza atın. Bir imzanızı alayım. Boş kağıda şimdiden alacağım. Boş kağıda imza almam lazım. Aynen, altını ben dolduracağım. Ben de şöyle bir şeyler yaptım. Benim imzam değil yani. Alasın. Sen de mi durursun? Sen misin? Pardon, siz de. Onlar da imza atacak. Bir dakika. Onlar da imza atacakmış arkadaşlar. Bir dakika. At Rüya, Yankı. Çok güzel yapmışsın yani. Tamam. Hocam buyurun. Yeni. Dur, ayağına basmam lazım. Dur. Dur, ne yapıyorsun be? Bak öyle. Allah Allah. Şeytan ona bakar. 10 yıl önce böyle bir şey yapmadı. Ne yapmışsın ya? Yaptım o zaman heyecanla. Allah Allah. Evliliğin anahtarını kim veriyor? Tabii ki de benim yani, ailenin. Hayır. Anahtar o. Anahtar o. Anahtar o. Anahtar o. Anahtar o. Anahtar o. O zaman öpüşelim mi ya? Öpüşelim kardeşim, gel. Ama o da ayakta kalkılıyor. Öyle mi? Hadi kalkalım. Yani. Hocam çok teşekkür ederiz tekrardan. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Kanka alın. Sarılalım öpüşelim hadi. Arkadaşlar umarım düğünümüzü beğenmişsinizdir. Nikahımızı beğenmişsinizdir. Bir 10 yıl üzerine tekrardan bir evlenelim dedik. Bunu daha önce de anlattık zaten. O zamanlardan ilişki bir YouTuber değildik. Belki bir 10 yıl sonra. Evet, olabilir. 20. yılda yapalım mı yapmayalım mı, onu da yorum olarak yazın arkadaşlar. İnşallah. Videoyu da beğenmeyi, aşağıdan kanalımıza abone olarak bizleri 1 milyon abone yapmayı unutmayın. Evinizi çok ama çok seviyoruz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Güzel oldu be.